Arkadaşlar, bu hafta en çok satan 10 ürün incelemesini yapacağız. Başlamadan önce bu hafta çalışma saatlerim çok yoğun olduğu için herhangi bir ürün yapmaya başlayamadım. Çünkü sabah 8-9'da işe başlıyorum. Akşam 9 gibi bitiyor. Şu an biraz mesai yapmak zorundayım. Akşamları da çok yorgun olduğum için herhangi bir ürün yapamıyorum. Ama dedim, bu boş zamanımı nasıl değerlendirebilirim? Sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. İnternet üzerinden en çok satılan ürünleri araştırmaya başladım. Amazon olsun, yerli satış siteleri olsun, Instagram olsun, hepsini inceledim arkadaşlar. Yorumlarına baktım. Siteler arasındaki fiyat farklarını inceledim. Hangi ürünleri evimde yapıp satabilirim? Onları bayağı bir inceledim. 10 tane kendime ürün belirledim. Bu ürünleri sonraki bölümlerde nasıl ürettiğimi, kaça sattığımı sizlere göstereceğim. İlk videodan itibaren şu ana kadar 300 TL kazandım. Son durum bu arkadaşlar. 10 numaralı ürünümüz bu telden yapılmış içi CNC deseni olan duvar paneli. İster içine çiçek koyabileceğiniz, isterse dekor olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Eğer bu ürünü ben yapacak olursam, aynısını yapmak yerine belki dış gövdesini gene aynı olabilir ama içinde renkli camlar kullanmayı düşünüyorum. Öyle bir fikir var aklımda. Belki de bazı bölgelerine neon ışıkları destekleyebilirim. Gayet hoş bir görüntü olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu ürün ise çay tabağı olarak kullanılan, çok hoş bir görüntüsü olan epoksiden yapılan bir ürün. Çok sağlam. Biliyorsunuz ya, biliyorsunuz mu bilmiyorum ama epoksi tekne yapımında kullanılıyor. Ben bir aralar yat firmasında çalışmıştım. Orada çok kez kullandık. Keserken makine bile zorlanıyordu yani. Düşünün, o kadar derece sağlamdır. Kolay kolay kırılmaz. Isıya da dayanıklıdır. Hani çay falan koyduğunuz zaman üzerine bozmaz yani. Bunu hep yapmak istiyordum ama bir türlü başlayamadım. Çok da merak ediyorum, olacak mı olmayacak mı? Çünkü dersen epoksi ile rengi birleşimini hiçbir şekilde karıştırmadım. Nasıl bir kuruyacak, tutacak mı onu da bilmiyorum. Eğer hoşuma giderse aynı renkte bidonun sehpasını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bayağı övdüm ama şöyle bir durum da var. Şeffaf epoksiyi Antalya'da bulabilecek miyiz? Bulamazsak bu hobi mağazalarında bulunan ahşap reçine, şey reçine diye geçen epoksi reçine diye geçen ürünlerden de kullanabiliriz. Daha sonra demeyin, hani epoksi kullanacaktım, burada epoksi yok demeyin. Ona göre, duruma göre bakacağız. Bu ürün yurt dışında çok popüler. Neredeyse bütün marangozlar bu ürünlerden yapıp satıyorlar. Yurt dışına çıkıp bakmadım ama tanınmış marangozların ve ahşap ustaların sitelerinde görüyorum arkadaşlar. Türkiye'de var ama fiyatları yüksek. Ben ahşaptan değil de MDF'den yapmayı planlıyorum. Hem uygun fiyatlı olacak hem de yurt dışı marangozlarla biraz kapışmış oluruz. MDF ve renklerin buluşması gibi bir olay. 9. bölümde nasıl yaptığımı ve kaça sattığımı göstereceğim arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Biliyorsunuz ki dünyada koronavirüsü var ve deli gibi maske satılıyor. Ben de maske kullanıyorum ama virüs için değil. Bende bir polen alerjisi var. Dönemi başladı. Rüzgarlar polenleri etrafa saçtığı için bu da beni çok etkiliyor. Hani bitmeyen bir grip gibi bir şey yani. Neredeyse gözümü açamıyorum. O derecede zor bir durum. Ben bunun için maske takıyorum. Bazıları korunmak için maske takarken bazıları da moda için takmaya başladı. Mesela Kore'de hala maske modası var. Millet fotoğraf çekilmek için maske alıyor ya da makyaj yüzünü saklamak için maske kullanıyor. Ben fotoğraf çekmek isteyen kitleye göre hazır maske alıp kendime göre yorum katıp satmayı deneyeceğim arkadaşlar. 6. görselimizde de paravanlar var. Araştırmalara göre çok satılıyormuş. Hatta stoklarda bile yokmuş yani, o derece. Kimler alıyor, nerede kullanıyor hiçbir fikrim yok. Paravan dediğiniz kıyafet değiştirmek için kullanılır. Eve alıyorlarsa evde zaten kimse seni görmüyor. İnsan neden kullanır? Vallahi hiç anlamadım gitti. Galiba belki dekor anlamında filan kullanılıyor diye düşünüyorum. Satılacağından hiç emin değilim ama yine de deneyeceğim. Satılıp satılmadığını size göstereceğim. Ben yaparsam sıradan bir paravan yapar mıyım? Hayır. Tabii ki de farklı olur. Çin'den alınmış bir paravan gibi olacak. Üzerinde desenler yerine kuşlar, çiçekler kullanılacak. Gösterişli olacak ama yine de satılmayacak bence. 5 numaralı ürün ise strafordan yapmayı planlıyorum. 3 boyutlu bir tablo. Bunu da aynı şekilde değil de sanki bir sörf tahtasıymış gibi büyük olarak yapacağım. Oymalar bayağı bir beni uğraştıracak. Strafor olduğu için uygun fiyatlı olacak. Desenler, model kısmını değiştirip belki de antik Mısır tarzında yapabilirim. Onların renklerini kullanabilirim. Onlar çok hoş. Bazı yerlerinde antik Mısır yazıtlar olacak.
Öyle bir hayal ediyorum. Farklı fikirleriniz varsa onları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hep beraber bir ürün çıkarmış oluruz. Benim için daha çok keyifli bir içerik olur arkadaşlar. 4 numaralı ürün, evet, aynı şekilde de yine bir tel kafes şeklinde. Birçok evde gördüm. Kendime bile yapmak istediğim ürünler listesinde. Genelde insanlar buraya en keyif aldığı anlarını, fotoğraflarını koyuyorlar. Bazıları bunu günlük planlama yapmak için kullanıyor. Bir de çok hoş duruyor. Sıfır yapımı çok zor. Sanayiye gidip ya da hazır olarak almak isterseniz sanayiye gidip bahçe deliği olarak kestirip sihayı da boyayıp kullananlar da var. Bunun üzerine bayağı bir kafa yoracağım arkadaşlar. Gerekirse farklı olması için baştan bir şekilde tasarlayacağım. Çünkü insanlar buna para verip alsın diye. 3 numara ağaç şeklinde bir aydınlatma. Görünüşü çok hoş. Evine farklı bir hava katar. Eğer aydınlatmaları bulabilirsem sanırım telden yapmayı planlıyorum. Tek sorun ampulleri bulmak. Ama hiçbir elektrik aksamı yapmamıştım. Bakalım nasıl olacak, onu da ileriki bölümlerde göreceğiz. 2 numaraya gelirsek epoksiden yapılmış bir orta sehpa. Bunu sıfır almak yerine Letgo gibi ikinci el siteden alıp onu revizyon yapmayı planlıyorum. Satılacağına %100 eminim. Yapan kişi yok. Neredeyse çok fazla yapan kişi yok ama talep çok. Onu da bir sonraki videolarda göreceğiz. 1 numara ise benim favorim. Bir ağaç gövdesine yerleştirilmiş, tel yardımıyla şekil verilmiş bir aydınlatma. Üzerinde ise abajurda kullanılan kağıtlar var ya, onlar küçük küçük parça parça kesilerek yaptığımız otelin üzerine yapıştırılıyor. Çok güzel bir ürün. Satılsa ben de alacağım. Ama sadece yurt dışında bir kadın yapıyor. Çok bayağı satıyormuş yani, şey olarak satılıyormuş ama ben buradan yurt dışından almayı bilmiyorum. O yüzden alamıyorum. Ama aynısını yapacağım. Nasıl yapıldığını görmek için üretici insanlara destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.